9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sonuç Yayınları 3. Ünite Şiir 98, 99, 100, 101, 102 3. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları 9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 3. Ünite Şiir Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları 9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı A. Aşağıdaki soruları yukarıda verilen şiire göre cevaplayınız. 1. Şair kendini neden ağaçlarla bir tutmaktadır? Cevap, çünkü ağaçlar gibi kökünü arayan biri olduğunu onlar gibi kışın zor zamanların onun dallarını yani duygularını kırdığını söylemektedir. İkinci şiirin ölçü, kafiye ve rediflerini belirleyiniz. Cevap, 11'li hece ölçüsü kullanılmıştır. Dalımlar rediftir. Bildiniz ı deniz, nizler zengin kafiye. Acı ı tacı ağacı, acılar zengin kafiyedir. Üçüncü işlediği konuya göre şiirin türü nedir? Cevap, lirik bir şiirdir. Yalnızlıktan bahsedilmektedir. Dördüncü nazım birimi, kafiye örgüsü ve ölçüsünden hareketle şiirin nazım biçimini bulunuz. Cevap, nazım birimi, dörtlük. Kafiye örgüsü, abab ı cccb, ddb. Ölçü, 11'li hece ölçüsü. Nazım biçimi, serbest şiir 5. Şiirde kişileştirilen varlıklar nelerdir? Şair neden teşhis sanatına başvurmuş olabilir? Cevap, ağaçlar ve deniz, kış, yaz, Meltem ve Ayaz. Altıncı şiirin teması nedir? Cevap, insanın bireysel olarak yaşadığı duygu gelgitleri. Yedinci şiirde geçen sıfatları bulunuz. Cevap, bir dal, sert kış, keskin ayaz. Yeşil Deniz 9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı Aşağıdaki yargılar, verilen şiire göre doğru ise cümlenin başına D, yanlış ise Y yazınız, yalnızlık yalnızlık bir fenerse. Ben de içindeki mum, onu billur bir kase gibi doldurur nurum. Dışarıdan bana neler getirir pervaneler, pırıltılar, nameler. Renklerle eriyorum, Necip Fazıl Kısakürek, Çile şiirde yalnızlık teması işlenmiştir. Doğru. Nazım birimi dörtlüktür ve hece ölçüsüyle yazılmıştır. Doğru. Söyleyici, aşk acısı çeken bir aşıktır. Yanlış. Dil, bu şiirde alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılmıştır. Yanlış. Şiirin birinci bölümünde teşbih sanatına başvurulmuştur. Doğru. İşlediği konu bakımından didaktik şiire örnek olarak gösterilebilir. Yanlış. Şiirin ikinci bölümünde imgeler kullanılmıştır. Doğru. Şiirde sıfatlara yer verilmemiştir. Yanlış. Konuşma dilinden farklı bir dil kullanılmıştır. Doğru. Kafiye örgüsü, abab, cccb biçimindedir. Doğru, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen şiirlere göre uygun ifadelerle doldurunuz. İstanbul kaldırımları nerede? O eski zarif İstanbul efendisi. Adı kaldı yadigar yok olunca kendisi. Nereye bakarsanız şimdi bir tip adam var. Kaldırımsız şehirde kaldırım mühendisi demokrasi içinde sanatsever de kimmiş? Sanatçı neyin nesi? Bize daha gerekli apartman severler. Birini diktiler mi ikincisi yükselir. Demokrasi içinde kalkınma buna derler. İstanbul kaldırımları şiirinde İstanbul efendilerin kalmadığı şeklinde bir eleştiri yapılmıştır. Demokrasi içinde şiirinde sanata yeterince değer verilmediğinden şikayet edilmektedir. Her iki şiirde işlediği konu bakımından satirik şiir türüne girer. Bu tür şiirlere halk edebiyatında taşlama divan edebiyatında hici. Batı etkisindeki Türk edebiyatında ise yergi denir. Şiirler hece ölçüsüyle yazılmıştır. İstanbul kaldırımları şiirinin kafiye örgüsü ava şeklindedir. Her iki şiirin de nazım birimi dörtlüktür. Şiirlerde imgeye yer verilmemiş çünkü şair toplumsal eleştiri yapmıştır. 9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1.
Leyla. Ela gözlü bir çöl ahusu. Saçları bahtından daha siyahtır. Kurmuş diye sevda yolunda pusu. Döktüğü gözyaşı, çektiği ahtır. Ahmet Hamdi Tanpınar yukarıda verilen dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Didaktik şiir türüne girdiği. B. Çapraz kafiye düzeni olduğu. C. 11'li hece ölçüsüyle yazıldığı. D. Tam ve zengin kafiye kullanıldığı. E. Rediflere yer verildiği. Cevap A. İkinci, bu cadde İstanbul Caddesi. Bu cadde İstanbul Caddesi. Aziziye Minaresi'nde çifte ezan. Nal sesleri, motor gürültüleri. Arasında kaybolursunuz bazen. Feyzi Halıcı yukarıda verilen dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Çapraz. B. Koşma tipi. C. Mini tipi. D. Örüşük. E. Sarma. Cevap A. Üçüncü, göğü bir fecre sarar açtığımız bayraklar. Yurdu, topraklara mıhlanmış adımlar saklar. Çarpar ecdadımızın nabzı damarlarda bugün. Koşar üç kıtada nal sesleri hala Türk'ün. Yusuf Ziya Ortaç işlediği konu bakımından yukarıda verilen şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Didaktik. B. Dramatik. C. Epik. D. Lirik. E. Pastoral. Cevap C. 9. sınıf sonuç yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 101 cevabı 4. Sen bana yeni yılsın her dakika. Her dakika bir yaşıma daha giriyorum. Sen benim üstüne titrediğim güzel ve yeni. Saatim kadar saadetimin göz bebeği zamansın. Ben bin parçaya bölündüm her parçasında. Her parçasındayım kırk ayak sesli boğuk arkadaşlığın. Çalkantısız üniversitenin, yalnızlığın ve ağlamanın. Sezai Karakoç yukarıda verilen şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Mübalağa sanatına başvurulmuştur. B. Aşk teması işlenmiştir. C. Teşbih sanatından yararlanılmıştır. D. Kelimeler gerçek anlamlarında kullanılmıştır. E. İmge bakımından zengindir. Cevap D. 5. Her ne kusur varsa geçen zamanda. Suçsuzdur aynalar, Ela gözlü yere. Mecnunlar Mevla'yı bulursa canda. El olur Leyla'lar, Ela gözlü yör güzel açar güzelliğin sergisin. Gün artır kara saçın örgüsün. Muhabbet faslında ölüm türküsün. Kim söyler, kim çalar Ela gözlü yere? Abdurrahim Karakoç. Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Kafiye örgüsü abab, CCCB şeklindedir. B. 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. C. Şiirin söyleyicisi gurbette bir işçidir. D. İşlediği konuya göre lirik şiirdir. E. Nazım birimi dörtlüktür. Cevap C. 6. aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır? A. İçinden tanırım ben o elleri, onlar ki zahirde viran olurlar. B. Dökülür köpüklü sular yarından, baharlar yaratır kışın karından. C. İçenler sihirli pınarlarından, şöyle bir silkinir, ceylan olurlar. D. Onlar ki sabansız, tarlasız çiftçi, davarsız, kavalsız çoban olurlar. E. Ellere bırakır zafer payını, memleket yolunda kurban olurlar. Cevap E. 9. sınıf sonuç yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 102 cevabı 7. Tanıdığım bir ağaç var. Etlik bağlarına yakın. Saadet'in adını bile duymamış. Allah'ın işine bakın. Melih Cevdet Anday şair bu dizelerde anlatımı güçlendirmek için söz sanatına başvurmuştur. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. İntak. B. Mecaz-ı mürsel. C. Telmi. D. Teşbih. E. Teşhis. Cevap E. 8. aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat kullanılmıştır? A. İlemde gündüz gönlüme işkencedir, bence bayram ufukta gün bitincedir. B. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun, kuşların çiçeklerin diyarı olsun. C. Akşam yeli nedameti söyler, nedamet yer etti bende ölüm.
D. İçimi titreten bir sestir her gün, saat her çalışında tekrar eder. E. Ağaçta bülbülün sesi değişti, gölgeler yerleşiyor pencereme. Cevap, D. 9. Gönlünü şirinin aşkı sarınca. Yol almış hayatın ufuklarınca. O hızla dağları Ferhat yarınca. Başlamış akmaya çoban çeşmesi. Faruk Nafiz Çamlıbel yukarıda verilen dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Ferhat ile Şirin hikayesi hatırlatılarak telmih yapılmıştır. B. Suyun akma sebebi aşık olmasına bağlanarak Hüsnü Talil yapılmıştır. C. Çoban çeşmesine insana özgü özellik yüklenerek teşhis yapılmıştır. D. Hayatın ufukları kelime grubuyla imgesel anlatıma başvurulmuştur. E. Akmak, sarmak, yol kelimeleri birlikte kullanılarak tenasüp sanatı yapılmıştır. Cevap, E. 10. I. Bu vapuru kaçırırsam beni belki de cinnet basar. 2. Belki kanser olurum bu yıl sınıfta kalırsam. 3. Nöbette uyursam E. Kitaplarımı yakarlar. 4. Etimde şirpençe çıkar bu kızı alamazsam. Ve bu işi bitiremezsem şehirden beni kovarlar. İsmet Özel bu şiirde numaralanmış dizelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır? A. İ. B. 2. C. 3. D. 4. E. V. Cevap, C. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sonuç yayınları sayfa 98, 99, 100, 101, 102 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.